Aşılamaya inanmıyorum. Zorunlu tuttukları için vuruluyorum. Zorlatıyorlar seni, illa vurul diyorlar. Aşımız güvenlidir şu an. Herkes yaptırsın. Ben onu istiyorum yani. Yine diyorum ben aşıya karşıyım ama Almanya'ya gideceğim için mecbur bulmak zorunda kaldım yani. Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama hız kesmeden devam ediyor. Kayseri'nin aşı rengi ise dün itibariyle mavi oldu. Bizler de vatandaşlara Kayseri'deki aşılamayı sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Şimdi bu sadece Kayseri'ye ait olmamalı. Bütün şehirlerimiz bu duyarlılığı gösterebilmeli. İnsanlarımız bu duyarlılığı gösterebilmeli. Neticesinde böyle büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya insanlığın görmediği, tarihte çok rastlanmayan büyük bir problemle karşı karşıya insanlık. Dolayısıyla bunu duyarlılık göstererekten hepimiz birbirimize destek, bu süreci atlatabilmeliyiz. Bu süreci bu katkıyı bulunaraktan, yani insanlığa en azından bu katkıdır. Bize, şehrimize bir katkıdır. Dolayısıyla bu aşı olayını ciddi alaraktan insanlarımız bir an önce bu mücadeleyi, bu asrın savaşını kazanacaktır diye düşünüyorum. Aksi takdirde çok uzun vadede sıkıntılar çekeceğiz, ekonomik sıkıntılar çekeceğiz. Vallahi yetersiz buluyorum yani, çok az insanda aşı yaptırdığını düşünüyorum yani. Normalde ben yurt dışında kalıyorum. Yurt dışında %70'i aşılanmış durumda yani. Bu yetersiz gibi görüyorum yani. Peki sizler aşı vuruldunuz mu? Ben vuruldum 2 kere. BioNTech vuruldum. Peki hala aşı vurmaktan çekinen vatandaşlar var. Onlara ne söylemek istersiniz aşılmış vatandaş olarak? Bundan kaçacak bir durum yok. Hani elin mahkum. İleride her şey her tarafa, nasıl kimliğin varsa kimlik gibi gideceğin yerler, ondan gidip çıkacaksın yani. Başka şansın kalmayacak. Doktora gitsen aynı, alışverişe gitsen aynı. Bence, bana göre en mantıklısı aşı vurulmak diyorum yani. Ama ne derece doğru dersen onu ben de bilmiyorum. Ama ben kendi aşımı vurundum. Yoksa buraya gelme şansım hiç yoktu. Birincisi o, iş yerlerinde de sıkıntı oluyor. İkincisi o yani. Aşılamayla ilgili vatandaşlarımızın aşılanmasını istiyorum. Ben 2 dozu mesela oldum. 3.'yü de olmayı düşünüyorum zaten. Ama yani olmalı. Yani bu aşılama, devlet bir şeyler yapıyorsa sağlığımız açısından olmalı bizce. Peki Kayseri'deki aşılamayı nasıl buluyorsunuz sizler? Şu anda yeterli bulmuyorum. Yani biraz daha çaba sarf etmek lazım. Bu kadar. Peki hala aşı vurmaktan çekinen vatandaşlar var. Bunlar neler söylemek istersiniz? Olmalarını tavsiye ederim. Vallahi aşılamayı ben çok öneriyorum. Bütün arkadaşlarım da aşı olmasını istiyorum. Ben kendim de 2 kere aşımı oldum. Çocuklarıma da, büyüklerime de aşımı yaptırdım. Devletime de teşekkür ediyorum. Böyle bir imkan sunduğu için sonsuz teşekkürler. Peki Kayseri'deki aşılamayı nasıl buluyorsunuz? Kayseri'deki aşılama oranı da çok yüksek. Benim haritadan baktığıma göre. İnsanlar aşı olmaya şeyler... yönlendirilmiş durumdalar ve çok güzel. O gün hastanelerde dolu aşı randevuları için her şey çok iyiydi. Yani hastaneye gittiğimde de gördüm bunu birebir. Dışarıdan gelen insanlar da, Kayseri halkı da aşılamayı seviyor ve onu yaptırıyor yani. Aşımız güvenlidir şu an. Herkes yaptırsın. Ben onu istiyorum yani. Vallahi gayet güzel. Herkes aşı olmak zorunda. Aşı olmazsak ben 3. oluyorum. Gayet de rahat hissediyorum kendimi. Herkese de tavsiye ederim. Peki hala aşı vurmaktan çekinen vatandaşlar var. Bunlarla ilgili neler düşünüyorsunuz? Onlara neler söylemek istersiniz? Herkesin kendi fikri. Ben 3. hak ettim, vurunuyorum. 4. de var diyorlar. Çıkarsa onu da vurunacağım. Yani kaç tane olursa o kadar vurulacağım diyorsunuz. Ne kadar varsa o kadar vurunacağım. Çünkü bizi kurtarırsa aşı kurtarır arkadaşım. Ben Covid atlattım. Çektim o rahatsızlığı. O acıyı çektim. Onun için... Dediklerine göre bizi bu kurtaracak. Herkes de vurunduğuna göre. Dünya vurunuyor. Biz neden korkuyoruz onu bilmiyorum. Sizler koronavirüs yakalandığını söylediniz. Evet. Yakalandığınız zaman aşılı mıydınız yoksa aşısız mıydınız? Aşısızdım. Aşı yoktu o zaman. İlk zamanlarında yakalandım. Aşısızdım. Aşı vurunduktan sonra da bilmiyorum. En ufak bir rahatsızlığım olmadı. Aşılamaya inanmıyorum. Zorunlu tuttukları için vuruluyorum. Söyleyeceğim bu. Zorunlu tutulmazsa vurulmayacaksınız. Vurulmayacağım. Çünkü hiçbir şeyin garantisi yok. Burada da zaten yazıyor. Ya şimdi normalde ben aşı karşıtıydım. Ama mecburiyetten vuruldum. Kayseri'de diğer illere nazaran bence aşı durumunda biraz daha az vurulan aşı sayı, kişi sayısı. Ama dediğim gibi ne diyeyim yani, ben normalde aşıya pek güvenmiyorum ama mecburiyetten vuruldum yurt dışına gideceğim için. Peki aşıya neden güvenmiyorsunuz? Ya normalde bir kızamık aşısının bile 5 yılda onayı alınmışken
Hani bu Covid-19'un hemen 6 ay içerisinde bir aşı üretilip piyasaya sunulması biraz aklımda karışıklıklara sebep oldu. Çin aşısı inaktif olan bir aşı. BioNTech aşısı mRNA dediğimiz aşı, canlı hücre yani. Üstelik canlı hücreyi, yani aşı vurulduktan sonra BioNTech özellikle kalp krizi riski olanlar daha çok oluyor. En azından 2 saat hastanede beklenilmesi gerekiyor. Bunların hiçbiri yok. Gördüğünüz gibi burada işte vurup vurup gönderiyorlar. Yani bu bile bana bir sağlıklı gelmiyor yani şu şekilde. Yine diyorum ben aşıya karşıyım ama Almanya'ya gideceğim için mecbur bulmak zorunda kaldım yani. Faydası var mı aşının? Ben de oldum 2 tane. Faydasını da görmedim. Sadece acı hissediyorum. Sizler aşının bir işe yaradığını düşünmüyorsunuz o zaman. Düşünmüyorum, evet. Aynen. Ve aşı olan arkadaşlarım ikinci hastalığa yakalandı. Mutasyon geçirmiş hastalığa yakalandı. Şu anda evde yatıyorlar, 20 gün karantinadalar. Ve bu sayı artacak. Bu kadar kalabalık olduğu müddetçe artacak. Peki aşıya inanmadığınız halde iki dozunuzu vurulmuşsunuz. Neden vuruldunuz? Hastaneye giremem, pastaneye giremem, sevgilinden gezemem, arabaya binemem, otobüse binemem. Zorlatıyorlar seni, illa vurul diyorlar. Karayollarında yolculuk yapamazsın, uçakla yolculuk yapamazsın. Ondan dolayı mecbur vurulduk. Sizler aşıyı mecburiyetten vuruldunuz. Tabii. Sürekli yurt dışına gidiyoruz, şehir dışına gidiyoruz. Nasıl olacak? Otobüs almıyorlar, uçağı almıyorlar. Tam sonuç alınmıyor aslında. Çünkü aşı olanlar da koronavirüs oluyor. Çok yakın birinde var bu, bizim yakınlarımızda. Yani o da işe yaramadı. Yani biz dikkat etmediğimiz sürece de olmayacak zaten. Dün aşı vurduğunu söylediniz. İlk dozum vurdunuz yoksa ikinci dozum mu? İlk doz. Aşı sıranızın gelmiş olması lazım daha önceden. Neden daha yeni vuruldunuz? Çalıştığım için. Yani nasıl desem, şu anda kolumda çok fazla ağrı var. 3 gün olduğu söyleniyor. Şu anda izinliyim zaten. İznimi bekliyordum. İzin oldum, vuruldum. Yani öncelikle hastalar arasındaydım. Ama dediğim gibi şartlara bağlı olarak böyle gerekti, böyle oldu. Peki hala aşı vurulmayı istemeyen vatandaşlar var. Bunlara ne söylemek istersiniz? Olsunlar. Çünkü en azından biraz daha hafif atlatılıyor. Ya öncekiye bak, aşı olduktan sonra olursa da çok hafif atlatılıyor. Sorun kalmayacaktır.